Günaydın, hepiniz hoş geldiniz seminerimize. Bugünkü konumuz, öncelikle kendimi tanıtarak başlayayım ben. Endüstriyel pano bağlantıları ürün grubunun ürün müdürüyüm ben. Endüstriyel pano bağlantıları ürün grubunda Ray Clemens'ler ve endüstriyel panolar var. İsmim Başak Gürsoy. İletişim bilgilerim bizim web sitemizde yer alıyor. Eğer webinardan sonra sorularınız olursa bana ulaşmak isterseniz web sitemizden iletişim bilgilerime bakabilirsiniz. Bugünkü konumuz ufak panolar için Clemens çözümleri. Panolarda yer giderek her geçen sene daha önemli hale geliyor. Çünkü panoların işlevselliği artıyor. Daha çok ürün konmak isteniyor. Makineler ufalıyor. Dolayısıyla daha ufak panolar içerisinde çözülmesi gerekiyor bağlantıların. Dolayısıyla her geçen gün Clemens'ler de daha ufak olmak zorunda kalıyor. Şimdi benim bugün size anlatacağım ürünleri öncelikle şöyle kısaca göstereyim istiyorum. Tamam, artık kapatalım isterseniz. Tamam. Şimdi standart serilerimiz var bizim. Belki bazılarınız tanıyordur. Vidalı serimiz, UT, UK serilerimiz. Yaylı serimiz, ST serimiz, Pushin serimiz var, PT. Bunlar standart serilerimiz ama standart serilerimizin boyut olarak büyük kaldığı uygulamalarda kullanabileceğiniz daha ufak ürünlerimiz de var bizim. Bugün size birazcık onları tanıtmak istiyorum. Bu ürünler nelerdir? MPT dediğimiz serimiz var mesela, Pushin bağlantılı. MUT, mini UT, vidalı bağlantılı mini Clemens. MSB, yaylı bağlantılı mini Clemens. MP dediğimiz mikro Clemens'ler var. Mini Clemens'lerin de büyük kaldığı yerlerde kullanabileceğiniz daha da ufak ürünler. Ve de gene yer kazandıran başka bir konseptimiz olan PTFX Pushin bağlantılı dağıtım bloklarımız var. Öncelikle MPT ailesiyle başlayalım. MPT az önce de bahsettiğim gibi PT serisinin minisi. Yani Pushin bağlantılı bir Clemens. Pushin bağlantılı Clemens'lerde belki bilmeyenler vardır. Pushin bağlantılı Clemens'lerde kabloyu doğrudan Clemens'e takarak iterek takabiliyoruz. Hiçbir alet kullanmamız gerekmiyor. Eğer kablomuz tek telliyse ya da yüksüklüyse doğrudan Clemens üzerindeki deliğe iterek bağlantı yapabiliyoruz. Dolayısıyla MPT serisi size vidalı serilerle kıyaslandığında aynı zamanda zaman da kazandıracak bir Clemens çözümü. Şimdi MPT serisinin hangi modelleri var? Standart serilerde çok geniş bir çeşitlilik vardır. İşte hem bağlantı noktası sayısı olarak hem kat sayısı olarak çok fazla ürün çeşidi vardır. Mini Clemens'lerde bunlar biraz daha sınırlı oluyor. Mesela MPT serisinde kesit olarak sadece 1,5'luk ve 2,5'luk kesitli ürünlerimiz var. Nominal gerilimi standart serilerden biraz daha düşük olur mini Clemens'lerin küçük boyutlarından ötürü. Standart serilerimizde 800 volt iken ortalama nominal gerilim. Mini Clemens'lerimizde, MPT serimizde nominal gerilimimiz 500 volt ve bu serideki Clemens'lerle taşıyabileceğiniz akımlar 1,5'luk için 17,5 amper, 2,5'luk için 24 amper. Ebatlara baktığımızda son derece ufak ebatlar çünkü boyu Clemens'in küçültülmüş. Nasıl daha küçük yapabiliyoruz bunu standart Clemens'lere göre? Bizim standart Clemens'lerimizde çift köprüleme kanalı vardır. Bu size köprülemede esneklik sağlayan bir özelliktir. Aynı zamanda köprü kanalının yanında, iki tane köprü kanalının yanında bir tane de geniş etiketleme boşluğu vardır, yuvası vardır. Mini Clemens'lerde ebatları ufaltabilmek için, Clemens'in boyunu kısaltabilmek için bu yukarıdaki etiketleme yuvasını köprü yuvasının üzerine taşımışlar. Dolayısıyla oradan bir etiket genişliği kadar yer kazanılmış. Ayrıca çift köprüleme kanalında, tek tük köprüleme kanalına düşürülerek oradan da bir yer kazanılmış ve Clemens daha kısa hale getirilmiş. MPT serisinin 1,5'luk modelinde, MPT 1,5S dediğimiz modelde hem uzunluk standart serilere göre daha kısa hem de en daha dar. Bunu nasıl yapabiliyoruz? Bu seride 1,5'luk akıma göre tasarlanmış bir seridir bu MPT 1,5S. Yani 1,5'luk kablonun taşıyabildiği nominal akım olan 17,5 amperi taşıyacak şekilde dizayn edilmiştir. İçindeki metal parçalar. Fakat burada şöyle bir
tasarım özelliği var. 1,5'luk kablo izoleli yüksüklüğü olarak kullanıldığında izoleli yüksüğün çapı 4.2 milimdir. Biz burada daha da küçük yapabilmek için Clemens'i şurada dikkat ederseniz kablonun giriş yapacağı kısımda bir kesik var. Buradaki püf noktası şu, 1,5'luk kablo sadece izolesiz yüksükle takılabilecek şekilde tasarlandığı için Clemens'i 4.2 yerine 3,5 milimetre olarak yapmak mümkün olmuş. Fakat akım olarak, nominal akım olarak 1,5'luk Clemens'tir diyebiliriz biz buna. Bizim bütün pushing Clemens'lerimizde olduğu gibi mini serilerimizde de istisnasız bütün ürünlerde bir test noktası bulunur. Yani siz kablonuzu takmış olsanız da köprü yuvasını köprülerle doldurmuş olsanız da sizin ölçüm alabilmeniz için her bir Clemens üzerinde bir tane test yuvası vardır. Bu yuva üzerine şurada gördüğünüz kırmızı propları da takabilirsiniz. Bu propları da biz tedarik edebiliyoruz. Kablonuzu bu proba lehimliyorsunuz ve bu şekilde ölçüm yapabiliyorsunuz. Mini seride ve standart seride olduğu gibi hem sabit bağlantılı ürünler var. Standart bildiğimiz kabloyu bağladığınız ve sökmek için tornavida kullandığınız tarzda ürünler. Bir de pis soketli bağlantılar var. Pis soketli bağlantılarda burada gördüğünüz gibi kablonun bağlantısını bir fiş üzerine yapabilirsiniz ve fişi Clemens'e takarsınız. Eğer o bağlantıyı ayırmak istiyorsanız tek yapmanız gereken fişi çekmektir. Bu da gene modüler pano yapılarında ya da modüler makine yapılarında çok kullanılan bir Clemens çözümü. Mini Clemens'lerde de böyle bir çözümümüz mevcut. Etiketleme seçenekleri aslında Clemens çok ufak ve fonksiyonel olarak fonksiyonlarından biraz kısıntıya gidilmiş olsa da etiketlemeden feragat edilmemiş. Gene yanlardan ve üstten etiketleme imkanı var bu Clemens'lerimizde. Köprüleme az önce belirttiğim gibi boydan tasarruf edebilmek için çift olan köprüleme kanalı teke indirilmiş durumda ve de etiketler köprünün üzerine bindirilmiş durumda. Fakat burada vurgulamak istediğim nokta şu, bu serilerde bizim standart serilerimiz gibi FBS geçmeli köprüleri kullanıyor. Yani siz eğer bizim standart serilerimizi kullanıyorsanız stoğunuzdaki aynı köprüleri bu Clemens'lerde de kullanabilirsiniz. Farklı aksesuarlar almanıza ve stokta bulundurmanıza gerek yoktur. Ürün çeşitlerini bu listede görebilirsiniz. Daha sonradan sizinle bu sunumu paylaşacağız. Daha sonradan başvurmak isterseniz buradan ürün kodlarını ve açıklamalarını bulabilirsiniz. Web sitesinde daha detaylı inceleyebilirsiniz her bir ürünü. MPT serisinden sonra anlatmak istediğim ikinci serimiz MUT serisi. MUT, UT dediğimiz vidalı Clemens serimizin minisi. Burada da gene iki kesitimiz var. Bu sefer kesitlerimiz 2,5 milimetre kare ve 4 milimetre kare. Gene nominal gerilimi Clemens'in ebatları ufaltılmış olduğu için 800 volt yerine 500 volt. Nominal akımda 2,5'luk için 24 amper ve 4'lük için 32 amper. Burada ölçülere baktığımızda gene standart ürüne göre boydan çok daha kısa olduğunu görüyoruz. Ve burada vurgulamak istediğim konu şu. 2,5'luk ve 4'lük Clemens'leri yan yana koyduğunuzda hepsi aynı profilde, sadece enleri fark ediyor. 2,5 Clemens'in eni 5.2 milimdir. 4'lük Clemens'in eni 6.2 milimdir. Yan yana koyduğunuz zaman şerit şeklinde, yani aynı hizada gider etiketler. Herhangi bir yükseklik farkı olmaz. Bu da estetik olarak genellikle pano tasarımcılarının hoşuna giden bir özellik. Ve de aynı profilde olmasının getirdiği bir artı daha var. 2,5'luk ve 4'lük Clemens'leri birbiriyle köprüleyebiliyoruz bu sayede. Etiketleme seçenekleri vidalı Clemens'lerde olduğu gibi mini vidalı Clemens'lerde gene yanlardan geniş büyük etiketlerle
etiketlenebiliyor. Köprü kanalı klemansın üst kısmında gene bizim diğer serilerimizde kullandığımız UT ve PT serilerimizde kullandığımız FBS geçmeli köprülerle uyumlu. Dolayısıyla ekstra bir stok tutmanıza gerek yok burada. Ve az önce belirttiğim gibi farklı kesitleri, iki farklı kesiti birbiriyle köprüleyebiliyoruz bu klemanslarda. Burada ürün tiplerini ve sipariş numaralarını görebilirsiniz. Her birinin detayı için web sitemizi inceleyebilirsiniz. Burada bütün ürünlerin sahip olduğu sertifikaları, teknik verilerini, ölçülerini, her şeyi web sitesinde bulabilirsiniz. Burada da ürünlerin teknik verileriyle ilgili özet bilgiler var. Standart serilerimizde kullanılan ray, klemansın takılacağı ray, piyasada otomat ray olarak da bilinen NS35 raydır. 35 mm genişliğindeki raydır. Fakat mini serilerde klemans küçük olduğu için NS35 yerine genellikle bu iki seride özellikle MPT ve MUT'de NS35 yerine NS15 ray kullanılıyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor bu ürünleri seçerken. Üçüncü bir serimiz MSB dediğimiz serimiz. MSB serisi yaylı bağlantıya sahip bir seri. Yani belki biliyor olabileceğiniz ST serisi klemanslerimizdeki gibi içerisinde bir bağlantı yayı var. MSB serisinde MUT ve MPT'den daha farklı montaj seçenekleri de sunabiliyoruz. MUT ve MPT'de sadece NS15 raya montaj yapabiliyorduk. MSB'de NS15, NS35 ray için ikisi için de ürünler var. Aynı zamanda raysız montaj yapmanız gerekiyorsa bu şekilde üçüncü resimde gördüğünüz şekilde flanşlarla takılabilen yani doğrudan saca vidalayabileceğiniz tarzda ürünler de var. Ya da gene raysız montaj için alternatif olarak altında pinler olan saç üzerinde açacağınız deliklere oturan tarzda ürünlerimiz de var bu seride. Kablonun bağlantısıyla ilgili olarak baktığımızda da gene burada farklı çeşitler var MSB'de. Kablo bağlantısı üstten olabiliyor bazı tiplerde, bazı tiplerde de yandan olabiliyor. Eğer panonuzun yüksekliği de sınırlı ise, yani çok dar bir, alçak bir panoysa, MSB'yi kullanamayabilirsiniz. Çünkü burada kabloyu üstten taktığınız için kablonun radyosundan ötürü bir ekstra yükseklik gelecektir klemansın yüksekliğine ilave olarak. Burada MSBV dediğimiz yandan kablo girişli tipleri kullanabilirsiniz. MSB serisinde tornavida ile kablo aynı yönde çalışıyor. Bu MSB serisi yaylı bir seri olduğu için kabloyu takarken önce tornavidayı takıyoruz, yayı açıyoruz. Kablomuzu soktuktan sonra tornavidayı çekiyoruz. MSB'de tornavida ve kablo aynı yönde çalışıyor. MSBV'de tornavidayı ister üstten ister yandan sokabiliyorsunuz. Eğer panonun üstü basıksa, kapalıysa orada tornavida çalışamayacak şekilde bir yapı varsa yandan da sokabiliyorsunuz. Özellikle yüksekliği sınırlı panolarda kullanabiliyorsunuz bu ürünleri. Köprüleme seçenekleri burada biraz daha farklı. MUT ve MPT serilerimiz daha görece yeni seriler olduğu için burada bizim diğer serilerimizle uyumlu olan köprüler kullanılmış. MSB serisinde ise burada gözüktüğü gibi tarak köprüler kullanılmış. Dolayısıyla köprü taktığınız yerde bir bağlantı noktası kaybetmiş oluyorsunuz. Burada eğer yan yana klemansları köprülemek istiyorsanız çift girişli klemanslarımız var bizim. İki tane bir tarafta, iki tane karşı tarafta bağlantısı olan, toplamda dört girişi olan aslında MSDB klemanslarımız var. Bunları yan yana koyduğunuzda ve köprülediğinizde her bir klemanste gene geriye üç tane bağlantı noktamız kalmış oluyor. Bu şekilde istediğiniz uzunlukta klemans blokları oluşturabilirsiniz köprülü olarak. MSB'nin tasarımı da çok kompakttır. Uzunluğu sadece 32 mm. Dolayısıyla bu da panolarda büyük yer kazandıran bir ürün. Ve raysız montaja uygun tiplerde rayın yüksekliğini de kullanmadığınız için, ray da olmadığı için sadece 20 mm klemans yüksekliği kadar bir yerde bağlantı olayını çözebilirsiniz. Dolayısıyla yüksekliği en az olan panolarda bile kullanabileceğiniz ürünlerdir bunlar.
2 ve 4 bağlantılı tipler olduğundan az önce bahsetmiştim. Aynı şekilde yandan girişli modellerde de 2 ve 4 bağlantılı çeşitlerimiz mevcut. Farklı montaj seçenekleri var derken altlarında pinler olan ve saç üzerinde açılan deliklere takabileceğiniz modeller olduğunu söylemiştim. Burada o modellere ilişkin delik şemasını bulabilirsiniz. Buradaki ölçülere göre delikleri açtığınızda kremans altındaki pinler deliklere oturacak ve kenetlenecektir. MSB'nin bağlantı girişi de çok geniştir. 2,5 mm kare kabloları izoleli yükseklikli olarak bağlayabilirsiniz bu kremanslara. Özetleyecek olursak, MSB kremanslarda üstten ve yandan girişli modeller olduğu için kablaj ve kullanım şeklini özgürce seçebiliyorsunuz. Kompakt bir tasarımı var. Farklı montaj seçenekleri var. NS15, NS35, pinli ya da flanşlı şekilde monte edebiliyorsunuz sadece. Ve de teknik olarak gene yüksek performansı olan ürünlerdir bunlar. Eğer şu ana kadar anlattığım serilerle çözemediğiniz bir problem varsa, yani sığdıramadığınız klemanslar varsa panoya, o zaman mikro klemans adını verdiğimiz bir serimiz daha var, MP1.5. Bu dünyanın en küçük pushing klemansıdır. Ebatlarını kıyasladığımız zaman standart serilerimizde ve mini serilerimizde, mesela PT1.5S serisinde 45 mm iken uzunluk, MP serisinde sadece 19.9 mm. Yani standart bir klemansın yarısı kadar uzunlukta bir klemans bu. Mini klemansla da kıyasladığınızda yine yaklaşık %30 daha kısa. Ve yükseklik olarak da sadece 20 mm'lik bir yüksekliği var. MP serisi de NS15R için tasarlanmıştır. Nasıl bu kadar küçük yapılabilmiş? MP serisinde biraz daha işlevsellikten ödün verilmiş, daha ufaltabilmek için. Köprüleme yuvası yok. Dolayısıyla sadece bir giriş bir çıkış olarak kullanabileceğiniz bir klemanstır bu. Şu ana kadar anlattıklarım mini klemanslardı. 3 tane seriden bahsettim. Bir de gene mini klemans tanımına uymamakla beraber size panolarda yer kazandırabilecek ve kendisi de yine çok küçük olan PTFX dağıtım bloklarımız var. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. PTFX isminden de anlaşılabileceği gibi PT serisinin içerisinde bulunan bir ürün, PT ailesine ait bir ürün. Dolayısıyla push-in bağlantılı bir ürün, yani kabloyu aletsiz takabileceğiniz bir ürün. PTFX bir dağıtım bloğudur. Yani aslında bu klemansın ya da bu ürünün kullanım amacı dağıtım yapmaktır. Şöyle özetleyebilirim aslında ürünü. Yan yana klemansları koyduğunuzu düşünün. Yan yana klemansları koyup köplediğinizi düşünün. PTFX bu klemans dizme ve köprüleme işini ortadan kaldıran tek parça bir ürün. Kendi içerisinden köprüle. Mesela bu ekranda gördüğünüz resimdeki üründe yan yana 9 tane klemans koymuşsunuz ve köprülemişsiniz gibi düşünebilirsiniz. Hatta bu girişteki büyük bağlantıyı da sayacak olursak yan yana 10 tane klemansı köprülemiş gibi düşünebilirsiniz. Tek kod, tek parça, tek montaj, çok daha kompakt bir ürün. Şimdi burada yer kazancını daha net gösteren bir resim var. Mesela alttaki resme bakalım. Alttaki resimde ne yapılmış? Altılık bir klemans konmuş. Yanına 9 tane 2,5'luk klemans dizilmiş. Bu 9 tane 2,5'luk klemans köprülenmiş birbiriyle. Ve de ilk klemans, baştaki klemans de girişteki 6 mm kare klemans ile köprülenmiş. Yani az önce gösterdiğim bloktaki elektriksel işlev burada normal klemanslarla yapılmış. Az önce gösterdiğim ürünü biz yatay ya da dikey takabiliyoruz. Farklı ayak seçenekleri var. Dikey taktığınız zaman klemans çözümüyle kıyasladığınızda %50'ye varan yer kazancı elde etmeniz mümkün PTFX ürünlerle. Dolayısıyla panonuzda yer darsa PTFX'i bu şekilde kullanarak %50'ye varan oranda yer kazancı sağlayabilirsiniz. Bu size aynı zamanda zaman kazancı da sağlıyor. Sadece push-in bağlantılı olduğu için değil, aynı zamanda aksesuar kullanımını ortadan kaldırdığı için de sağlıyor. Düşünün ki bu aşağıdaki klemans grubunu kullanacaksınız. Bir kere her şeyden önce farklı ürünler almanız lazım. Altılık klemans bir kod, 2,5'luk klemans ikinci kod,
kapaklar var. Kod sayısı 4 oldu. 2 tane farklı köprümüz var. 5, 6. 6 farklı ürün sipariş etmeniz lazım. Bir kere bu bir. Size sipariş aşamasından itibaren zaman kazandırmaya başlıyoruz. PTFX'de sadece bir kodla halledebiliyorsunuz. İkincisi, burada 9 tane kremansı köprülemek için onlu bir köprü alıp onu kesmeniz lazım. 9'lu hale getirmek için. Onlu köprü alıp kestiniz. Bu da bir zaman gerektiriyor. PTFX'de köprü kullanılmadığı için böyle bir zaman kaybı yok. Ve bunun montajı için de gerekli süreyi düşündüğünüz zaman toplamda %80'e varan oranda, montaj için sadece %80'e varan oranda zaman kazancı sağlar diyebiliyoruz PTFX için. Şimdi PTFX esasında dağıtım bloğudur. Yani bir giriş çok çıkışlı ya da bütün kesitleri aynı olan modelleri vardır. Fakat bazen bir giriş bir çıkış ihtiyacı da olabiliyor yan yana kullanmak için. Yani PTFX'leri yan yana kullandınız, arada normal bir klemans ihtiyacı oldu. O zaman standart seri kullanmak yerine PTFX'in monoblok tipleri de var. Burada sağ üstte gördüğünüz gibi onları kullanabilirsiniz. Bunlar modüler yapıda ürünlerdir. Birbirine kenetlenmesi için yanda çıkıntıları ve girintileri vardır. Birbirine monte edip tek parça olarak monte raya takabileceğiniz ürünler. Devre tiplerini aşağıda görebiliyoruz. En soldaki model bütün çıkışların aynı kesitte olduğu model. Alttaki model bir tane büyük kesit, çok sayıda küçük kesit alabildiğiniz bir model. Üstte de monobloklarımız var. Kesit olarak 1,5, 2,5'luk ve de 4'lük tipleri var PTFX'in. Alttaki varyasyonda 1,5'luk çıkışları olan varyasyonda besleme girişi 4 mm kare oluyor. 2,5'luk çıkışı olan varyasyonda besleme girişi 6 mm kare oluyor. 4 mm kare çıkışları olan varyasyonda da besleme girişi 10 mm kare oluyor. Renk seçenekleri de mevcut. PTFX'in bütün ürünlerinin 11 farklı renk seçeneği var ve bunların hepsinin fiyatı aynı. Fiyat farkı yok bunlar arasında. Dolayısıyla siz panoda eğer farklı göstermek istediğiniz, görsel olarak ayırmak istediğiniz yerler varsa artı ile eksi, işte fazlar, nötr, toprak gibi her birini ayrı renk seçerek panonuzu görsel olarak çok daha anlaşılır hale getirebilirsiniz. Böylece hataları, hem montaj hatalarını hem de montaj hatalarını engelleyebilir ve servisi daha kolay hale getirebilirsiniz bakımı. Montaj için çok farklı seçenekleri var PTFX'in. Az önce söyledim, NS35 raya yatay monte edilebilir. NS35 raya dikey monte edilebilir. NS15 raya monte edilebilir. Flanşla doğrudan saca monte edilebilir. Ayrıca eğer ray yoksa panoda ya da delik açma imkanınız da yoksa, mesela son anda pano bitti, son anda böyle bir ürün koyma ihtiyacı çıktı ortaya. Kendinden yapışkanlı modelleri de var. Kendi arkasında yapışkan bandı olan. Bu da alıp panodaki düz, temiz bir yüzeye yapıştırmanız yeterli montaj için. Evet, ben teşekkür ederim. Yer kazandıran bağlantı çözümlerimizi bu şekilde özetledim. Daha sonra sorularınız olursa şimdi alabilirim. İsterseniz daha sonra mail olarak da alabilirim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Ha, bu arada sorulara geçmeden önce çok kısa bir şey var, atladım. PTFX'in uygulama resimleri var. Onları göstermek istiyorum size. Şimdi arkadaşlar size birkaç tane yine uygulama görseli göstereceğiz. Şu şekilde önce şunu göstererek başlayalım. Bu bizim fiyat listesinin iç kapağıdır aynı zamanda. Diyelim ki panoda bir güç kaynağınız var. Bu sağda gözüken, flu olarak gözüken Trio Power gibi. Bu güç kaynağının çıkışından PTFX'e girebilirsiniz. Bu PTFX'in örneğin görselde kullanılan 6 mm kare girişli modeli. PTFX'e girilmiş güç kaynağının çıkışından artısı kırmızı olana girilmiş, eksisi mavi olana girilmiş. Ve çıkışlardan, güç kaynağının çıkışından beslemek istediğiniz yüklere dağıtım yapabilirsiniz. Bu bir çok tipik bir PTFX uygulaması. Bunun gerçek hayatta uygulanmış hali de mesela bu görselde görünebilir.
Burada PTFX'ler dikine kullanılmış, yer kazanmak amacıyla dikine kullanılmış ve burada dördüncü üründe mavi olan PTFX ile kırmızı olan PTFX, yani artı ve eksi muhtemelen birbirine geçirilerek tek bir blok yapılmış ve tek montaj ayağıyla raya monte edilmiş. Bunun dışında bazı uygulamalarımız, resimlerimiz daha var. Mesela bu uygulamada PTFX'ler normal ray clemens gibi yan yana dizilmiş ama köprüleme işçiliği yapılmadığı için daha hızlı bir şekilde pano bitirilmiş. Burada gene bir uygulama resmimiz var. PTFX'in renklerinin kullanımı ile ilgili. Az önce belirtmiştim, farklı potansiyelleri görsel olarak birbirinden ayırmak için renk kullanabilirsiniz diye. Çok daha çarpıcı, vurucu oluyor panoda renk kullanıldığı zaman. 240 volt artı nötr mavi kullanılmış. 24 volt ve 0 için pembe mor renkleri seçilmiş. Toprak için de yeşil renk ürün seçilmiş bu uygulamada. Evet. Şimdi eğer varsa sorularınızı alabilirim. Teşekkürler hepinize katılımınızdan ötürü. Sonraki webinarlarda görüşmek üzere. Arkadaşlar şu an soru cevap kısmındayız. Ben chat bölümünü açtım. Hemen şimdi biz çok teşekkür ederiz Bayram Bey, Murat Bey, Şerif Bey, Cengiz Bey. Slaytları paylaşacağız. Tabii şu an slaytı paylaştım. Alamayan arkadaşlar için tekrar paylaşıyorum. Şu an slaytlar linkte. Çok teşekkür ederiz Tuğba Hanım, Harun Bey, Mete Bey. Soruları olan arkadaşlar varsa dediğim gibi soruları alabiliriz. Eğer numune talepleriniz varsa ürünlerle ilgili o konuda da benimle görüşebilirsiniz. Hani denemek istediğiniz bir yer olur panoda. Şöyle şunu da belirtelim. Facebook'ta saat 2'de yine bir yarışmamız var. Yine size bir sunumdan soru soracağız. Saat 2'de yarışmamız başlayacak Facebook sayfası üzerinden. Yine Facebook'ta sayfamızı takip eden arkadaşlar Phoenix Kontak Türkiye. Kullanıcı adımız bu. Kullanıcı adımız bu arkadaşlar. Türkiye olacak. Türkiye olacak. Dileyen arkadaşlar dediğim gibi o kullanıcı adını aratarak Facebook'ta eğer sayfamızı beğenmiyorsa yine sayfamızı beğenebilirler. Şimdi birkaç soru var. Dediğim gibi saat 2'de bir hediyemiz olacak. O yüzden size sunumdan bir soru soracağız. Bize DM olarak yani mesajlaşma yoluyla ilk doğru cevabı veren arkadaşımız bizden sürpriz bir hediye kazanacak. Şimdi sorulara gelelim. MPT Clemens'ler için renk seçeneği mevcut mudur diye soruyor MPT Mehmet Bey. MPT Clemens'lerimizde gri ve mavi var. Aynı zamanda topraklama modelleri de var. Bunun dışında bir renk seçeneği yok maalesef. Teşekkür ederiz Mehmet Bey. Numune isteği için ne yapmalısınız? Siz mail adresinizi yazalım mı? Tamam yazalım. Buraya mail atarsınız. Öncesinde eğer hani inceleyip ürünleri hangi tip numuneye ihtiyacınız olduğunu belirlerseniz iyi olur. Eğer ürün seçiminde yardıma ihtiyacınız olursa benimle irtibata geçebilirsiniz. Mail adresim budur. Set olarak bir numune setimiz yok ama ihtiyacınız olan ürünü belirtirseniz o konuda yardımcı oluruz. Mehmet Bey'in şöyle bir sorusu var. PT serisi Clemens'ler çoklu dağıtım yapılıyor. Fakat kaç ampere kadar dayanımı var diye soruyor. Sanırım PTFX'i soruyor Mehmet Bey. PTFX'de kaç ampere kadar dayanımı var diye. Şimdi PTFX'in 1.5, 2.5 ve 4'lük modelleri var demiştim. PTFX'in 1.5 modellerini her bir çıkıştan 17.5 amper alabiliyorsunuz. Girişten toplamda giriş bağlantısı 4 milimetre kareliktir. Girişten toplamda 32 amperi geçmemeniz gerekiyor. Yani 4'lük noktadan, bağlantı noktasından 32 amper çekebiliyoruz. Çıkışların her birinden maksimum 17.5 amper çekebiliyoruz. Teşekkür ve toplamda 32 geçmemek gerekiyor. Bu 1.5'luktu. Şimdi 2.5'luğa bakalım. 2.5'luk kesit için her bir çıkış noktası 24 amper taşıyabilir. Girişteki 6'lık dağıtım noktası ise 57 ampere kadar taşıyabiliyor. 4'lük bloklarımızda çıkışlar her biri 32 amper. Giriş gene 57 amper. Teşekkür ederiz sorunuz için. Şöyle bir cevap soru var. Cevaplayamadığımız soru varmış. Şöyle bir yukarıdan aşağıya doğru bakalım. Ürünlerin nem dayanımı ile ilgili bir değer var mı? Ömer Bey bana mail adresinizi bırakırsanız ben bunu araştırıp bir döneyim.
Bir nem aralığı vardı ama şu an ezbere söyleyemiyorum. Ömer Bey, rica etsem bana mail adresinizi buradan ya da mail olarak atarsanız size yardımcı olacağım. Numune seti, bunu cevapladık. PT Fix için stok durumu nedir? Ezbere söyleyemiyorum ama belli renklerde stok tutuyoruz. Stokta olan ürünlerimiz var. Eğer stokta olan ürünlerden seçim yapmak istiyorsanız gene bana bir mail atmanızı rica ediyorum Mustafa Bey. Ben size hangi tiplerin stokta olduğunu cevap olarak yazarım. 100-150 amper civarı akım taşıyabilecek pushin bağlantılı topraklama için kullanılabilecek ürününüz var mıdır? 100-150 amper civarı. Evet, buna bir bakalım. 100 amper demek 35'lik kesit demek. PT Power 35 olarak bakabiliriz buna. Evet, PT Power 35 PE diye bir ürünümüz var. 321-2066 sipariş numarası. Buradan gösterecek misin? Şu an buradan gösterebiliriz. Tamam. 321-2066 diyelim. Mesela bu ürün pushin bağlantılıdır. Topraklama için kullanabilirsiniz. Topraklama klevensidir. Bu şekilde iç yapısını göstereyim. İki tane köprü yuvası olan içten toprak bağlantılı bir ürün. Bu da görseli. Bu ürünü kullanabilirsiniz. Teknik verilerine bakalım. Bakım olarak ne verilmiş diye. Burada göremedim ama katalogda 125 amper olarak belirtilmiş. Burada da olması lazım. Neden göremedim bilemiyorum. Evet, burada eksik bırakılmış o nokta ama 125 amper taşıyabilirsiniz bu ürüne. Bunu kullanabilirsiniz. Neredeydi sorular? Oraya dönelim. 150 amper için kullanabileceğiniz ürünü de söyleyeyim ben size. 150 amper için de 326 çift 0 52 tamam gösterelim. Az önce gösterdiğim ürünün bir büyüğü. 326 çift 0 52. Bu ürüne de 150 amper topraklama için kullanabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Fiyat listemize nereden ulaşabilirsiniz? Hemen web sitesinden gösterelim. Evet arkadaşlar, fiyat listelerimiz hemen ana sayfada gelirseniz 2019 fiyat listesi. Hemen burada Ocak fiyat listesini PDF olarak indirebiliriz. Hemen indirebilirsiniz kolay bir şekilde. Emre Bey, evet, yani başa kalma mail atarsanız, tekrar yazın isterseniz mail adresinizi. Mail adresimi tekrar yazıyorum. Pardon, TRS yok, pardon. TRS'siz olarak doğrusu. Bu şekilde, buradan ulaşabilirsiniz bana. Biz çok teşekkür ederiz Emre Bey. Başka sanırsam cevaplamadığımız soru kalmadı. Ben sorumu tekrar paylaşayım. Bir soru varsa tekrar hatırlatırsanız unutmasanız. Seviniriz. Arkadaşlar sorumu ben tekrar paylaştım. Yine Başak adı Hanım'ın mail adresinde sizle paylaştık. Rica ederiz. Biz katılımınız için teşekkür ederiz. Biz herkese çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir seminer olmuştur. Nursun Bey'in bir sorusu var. Ürünleriniz kaç ampere kadar dayanıklı? Onu tekrar bir isterseniz. PT Fix'i mi soruyorsunuz Nursun Bey? Hangi ürünü soruyorsunuz tam olarak? Yani eğer genel bir soruysa şöyle söyleyeyim. 1,5'luk kesit için 17,5 amperdir nominal akım. 2,5'luk için 24 amperdir. 4'lük için 32 amperdir diyebilirim genel bir bilgi olarak. Genel, evet, genel olarak bu şekilde. Peki bu ürünlerde de mi yine? Bu ürünlerde de öyle, evet. Standart. Evet, başka var mıdır arkadaşlar sorusu olan? Şu an chat bölümümüz açık, yoksa yavaş yavaş bir gün artık kapatıyoruz. Başka aklımda soru kalmadı sanırsam. Evet, sonradan aklınıza gelen soru olursa bana mail olarak her zaman ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar arkadaşlar herkese. Çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ederiz Mesut Bey katılımlarınız için. Bir sonraki seminerimizde. Katalog sormuşsunuz. Onu da hemen ben size buradan göstereyim. Web sitemizden gösterebilir miyiz? Nerede olduğunu hatırlayamadım. Tamam, bulduk. Ana sayfadan hizmet ve destek kısmına girdiğinizde bilgi malzemeleri diye bir bölüm var. Bilgi malzemelerine girdiğinizde burada bütün kataloglarımızı bulabilirsiniz. Farklı farklı ürünler için farklı kataloglarımız var ama Clemens kataloğu bir numaralı katalogtur. Buraya tıklarsanız Clemens kataloğunu indirebilirsiniz. Ve bizim şeylerimiz var, ürün sayfalarımız var. Mesela PTFX ile ilgili daha detaylı bilgi istiyorsanız sadece PTFX olarak arattığınızda burada PTFX ile ilgili genel bilgileri bulabileceğiniz bir sayfamız daha vardır. Daha da detaylı bir sayfamız var aslında PTFX ile ilgili. Ben size direkt onun linkini vermek istiyorum. 1395 web kodunu yazdığınızda şuraya 1395 diyez 1395 yazıp arattığınızda yani hashtag 1395 diye aratıyoruz. Evet. Hashtag koyuyoruz. Ürünün videosu, ürünün broşürü, ürün bütün ürün kodlarının olduğu bir link, ürünle ilgili avantajları anlatan bilgiler, ürünle ilgili görseller bulabileceğiniz çok daha detaylı kapsamlı bir sayfa. Ya ulaşabilirsiniz. PTFX için bu sayfanın kodu hashtag 1395'tir. Teşekkür ederiz Başak Hanım tekrardan. Evet arkadaşlar, başka var mıdır sorusu olan? Yoksa bir günlük artık yavaş yavaş kapatıyoruz. Ben sunumu tekrar paylaşayım görmeyenler için son kez. Dediğiniz gibi şunu unutmayın, saat 2'de Phoenix'in Facebook sayfasında bir yarışmamız olacak. İlk doğru cevabı veren bizden sürpriz bir hediye kazanacak. Bunun hatırlatması yine size mail olarak 2'ye doğru gelecek arkadaşlar. Sizin son eklemek istedikleriniz var mıdır Başak Hanım? Eklemek istediğim bir şey yok. Çok tamam. Teşekkür ediyorum gelen herkese izlediği için, ilgileri için. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki seminerimizde görüşmek üzere.